Şimdi arkadaşlar bu dersimizde PDR'de araştırma, kuram bunlarla ilgili soru çözeceğiz, tamam mı? Şimdi arkadaşlar hepiniz birinci soruya bir bakın, tamam mı? İşte biraz şekilli, biraz şemalli bir şey yaptım ama hani korkulacak bir taraf yok, aslında basit bir soru. Şuna bir bakın bakalım. Görünüyor mu? Yani de anket başlatalım. Bakın arkadaşlar. Ayhan Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ana bilim dalı öğrencisidir. İstatistik dersi kapsamında dersten sorumlu olduğu öğretim üyesi flört şiddetine dair bir ölçek hazırlamasını istemiştir. Ayhan ölçeği hazırlamış ve dersi öğrenci faktörel analizini uygulayarak yukarıdaki tabloyu elde etmiştir. Ayhan'ın hazırlamış olduğu bu tablo psikolojik ölçeğin hangi geçerlilik türünü belirlemeye yöneliktir? A. Kapsam, B. Sonuçsal, C. Görünüş, D. Yap geçerliliği, E. Yordama geçerliliği. Siz bunu cevaplarken ben de bunu bir PDF haline getireyim. PDF daha iyi oldu aslında. Evet arkadaşlar, bir doğru var. %50, %50. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Şöyle yapalım. Ben büyütelim. Şimdi şurayla çok bir aslında ilgisi alakası yok. Hani soru biraz daha şey görünsün diye zaten bunu eklemiştim ben. Şurayla çok bir ilgisi bir alakası yok aslında baktım. Şimdi şuraya bakalım. Burada arkadaşlar cevap tabii ki sonuçsal geçerlilik, hani tabii, yani şöyle söyleyeyim, bir çeldirici olarak yazmıştım ama zaten sonuçsal geçerlilik yok. Şimdi kapsam geçerliliği neydi arkadaşlar, biliyor musunuz? Belirtke tablosu vardı değil mi? En tipik özelliklerinden bir tanesi belirtke tablosu, tamam mı? İşte görünüş geçerliliği, işte siz bir matematik sınavı nasıl diyelim, bir fizik sınavı hazırlıyorsunuz ama görünüş matematik tarzında. O zaman görünüş geçerliliği düşüktür. Bunları biliyorsunuz zaten. Ardından yordama geçerliliği, adı üstünde, hani yordama, geleceği yordama gibi düşünün, değil mi? Yordama geçerliliği de acaba bu gerçek, hani bu sonuçlar tutarlı mı? Yani bir sınav yapıyorsunuz. Acaba gerçekten işte bu işte mesleği seçecek, yani bu mesleğe girecek elemanı seçiyor mu seçmiyor mu, aslında buna bakabiliriz. Görünüşü söyledik zaten, kapsamı da geçer, geriye yapı geçerliliği kalıyor. Şimdi arkadaşlar yapı geçerliliğini iki şekilde sağlarsınız, bunu not alın. Bir faktör analiziyle, tamam mı? Zaten yapı geçerliliğinde amaç yapıyı ölçmek. Yani gerçekten bir psikolojik test hazırladığınızda, diyelim ki flört şiddetiyle ilgili bir ölçek hazırladınız. Gerçekten flört şiddetini ölçüyor mu, değil mi? O yapıyı ölçüyor mu? Bunu da bir faktör analiziyle karşılarsınız. İki de uzman görüşüyle sağlarsınız. Tamam mı? Bu zihninizin bir köşesinde kalsın. Ölçmede de bu soru yani gelebilir, bu yapı geçerliliğiyle ilgili. Çünkü yapı geçerliliği gelen soru tiplerinden bir tanesi. Tamam mı? Şu ikinci soruya bakın arkadaşlar. Anlaşıldı mı bu arada Rabia, Umut, Ayşegül? Var mı sıkıntı? O soruda. Yani bir faktör analizi, iki uzman görüşü denilince direkt hemen yapı geçerliliği aklınıza geliyor. Tamam mı? Bu önemli bir bilgi. İkiye bakın arkadaşlar.
gelirin depresyon düzeyi üzerinde etkisi. Evet Ayşe. %67 doğru. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki şöyle anlatalım. Bağımsız değişken. Hani diyorlar ya kısacası neden? Bağımlı değişkenli sonuç. Tamam mı? Şimdi şöyle anlatalım. Hani mesela biz bir araştırma yapıyoruz. İşte gelirin depresyon düzeyi üzerindeki etkisi. Şimdi gelir etkilenir mi? Etkiler mi etkilenir mi bu durumda? Gelir depresyon düzeyini ne yapar arkadaşlar? Etkiler değil mi? Heh, gayet güzel. Etkilenen burada ne? Depresyon düzeyi. Depresyon düzeyi işte burada etkilenen bağımlı oluyor. Tamam mı? Yani depresyon düzeyi burada bağımlı gelirse bağımsız oluyor. Yani cevap değişik. Tamam mı? Sadece işte yerler biraz karışmış. Aklınızda bağımsız değişken neden? Bağımlı değişken sonuç. Sonuçta depresyon düzeyini inceliyoruz sonuç itibariyle. Tamam mı? Şuna bir bakın arkadaşlar 5. soruya. Böyle bir soru tipi geldi daha önce. ÖABT'de de geldi. Bir bakın. Hangisi gerçek süreksiz bir değişkendir? Bakın arkadaşlar. Şimdi bir doğru cevap var sadece. Herkesten farklı cevap geldi. Şimdi arkadaşlar sürekli süreksiz değişken nedir? Şimdi şu gerçek zaten bir atalım bir kenara, tamam mı? Hani bu çok önemli değil. Şimdi süreksiz değişken nedir? Arkadaşlar süreksiz değişken yani kısacası şöyle diyebiliriz aslında basitçe. Ondalık sayı alamaz, değil mi? Süreksiz. Yani şöyle düşünün. Bu devam etmiyor gibi bir şey düşünün, tamam mı? Sürekli değişkense mesela aralarına ondalıklı sayı alabilir. Tamam mı? İşte başarıyı arkadaşlar 97,5 notu alabilen var mı? Başarı konusunda. Var mı Ayşe abiye? Umut. Var mı? Yani alabilir misin? Bir başarı testinden 97,5 alabilir misin? Alabilirsin değil mi? Tutumdan mesela bir tutum ölçeği hazırladınız. Bu tutum ölçeğinde yine aynı şekilde virgüllü bir sayı alabilir mi? Tutum ölçeğinden alabilir değil mi? Bunda da. Zeka yine aynı şekilde arkadaşlar. İşte 97, işte ne bileyim 110 değil mi? 112, 112,5 değil mi? Alabilir. Ağırlık aynı şekilde işte 67,5, 67,8. Ama cinsiyet değişti duydunuz mu? Erkek ya da kadın değil mi? Hiç yarım erkek yarım kadın diye bir tabir duydunuz mu? Ya da 0,5 erkek. Duydunuz mu? Duymadık değil mi? Değil mi? Evet. O yüzden cevap cinsiyet. Tamam mı? Zaten şöyle bir göz gezdirdiğimizde cinsiyet hani hemen karşımıza farklı olarak çıkıyor. Şimdi gelelim bu soruya.
parametrik ve non-parametrik. Geçmiş yıllarda da sorulan sorulardan bir tanesi açıkçası, ama hikayeli soruyorlardı. Ben burada biraz daha şey olduğundan dolayı şu an hikayesiz. Hangisi parametrik bir test değildir? Aslında ezber bir soru bu. Bilen yapar, bilmeyen yapamaz. İşte bağımsız örneklem t-testin Pearson'la Kruskal Valli saç testi mi, bağımsız örneklem tek yönlü varyans analizi mi, bağımlı iki grup t-testi. Şimdi arkadaşlar %67 doğru. Şimdi şöyle baktığınızda parametrik testler var, değil mi? Şimdi parametrik ve non-parametrik testler var. Şimdi arkadaşlar non-parametrik testler ve parametrik testleri nasıl ayırt ediyor? Bir normallik testi yapılır, tamam mı? İşte burada Shaporovic'le ne vardır arkadaşlar? Bir de Shaporovic ve bir tane daha normallik testi vardı da hatırlamıyorum arkadaşlar. Yani Shaporovic ve neyse birazdan söylerim. Aklıma gelmiyor. Yaparız normallik analizi testimiz. Eğer normal dağılım gösteriyorsa parametrik. Göstermiyorsa da non-parametrik. Tamam mı? Ardından arkadaşlar şuraya baktığımızda bağımsız örneklem t-testi, Pearson, bağımsız örneklem tek grup, daha sonra bağımlı iki grup. Bunların hepsi parametrik. Ama Kruskal Wallis saç testi ANOVA testinin karşılığı. Tamam mı? Şimdi bununla ilgili bir şey göstereceğim size. Tablo göstereceğim. Dakika bekleyin arkadaşlar. Bakalım. Şimdi arkadaşlar şuna bakın. İşaretleme yapabilecek miyiz burada? Aynen yapabiliyormuşuz. Güzel. Şu an görünüyor değil mi? Şu an, şimdi arkadaşlar şöyle bakalım. Şimdi bağımsız örneklem niye böyle ya? Bağımsız örneklemler için t-testi. Bunun arkadaşlar bu arada karşılığı hangisi olacak? Man White U testi olacak, tamam mı? Daha sonra bağımlı örneklem için T testi içinde hangisi olacak? Burada var mı?
İşaret sıralar bileceksin olacak bu. İşaret sıra testi olacak. Bağımsız örneklerim için tek faktörlü ANOVA'nın karşılığı hangisi? Kruskal-Wallis H testi. Tamam mı? Yinelenen ölçümler için tek faktörlü ANOVA, işte Pearson'ın karşılığı Spearman. Tamam mı? Sıra farkları korelasyon. Bunun bilin yani bunu bir şöyle bir ekran fotoğrafını falan alırsınız. Tamam mı? Yani parametrik olmayan testler, parametrik olan testler, olan veya olmayan istatistikleri bilmemiz gerekiyor. Tamam mı? Zaten şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Hani parametrik olmayan testler böyle biraz daha isimleri dikkat ettiyseniz biraz daha tabiri caizse abuduk gubuduk yani böyle menvahit, işte Kruskal-Wallis, Spearman, işte Kikare. Ama diğer tarafa baktığınızda bağımsız örneklemler için T, bağımlı örneklemler için T. Tamam mı? Tabii ki karşılıklarını bilmek gerekiyor Ayşegül. Bilmeden olmaz. Karşılıklarını da bilmemiz lazım. Şimdi orada soru da mesela gidip de sana şey sorabilir. Şöyle bir soru sorabilir. Diyelim ki işte yani normal dağılım göstermediği biliniyor. Tarzında bir şey söylerse orada mesela yani bu benim tablom olmadığından dolayı. Yoksa ben tabloyu karşılıklı yapardım. Yani benim tablom değil bu. Ama şöyle söyleyelim. Ne yapabiliriz? Hemen hızlı bir şekilde şuraya not alabiliriz. Ekran gör. Bir dakika. Word'e gelelim. Hemen yazalım şuraya. Ekleme yapalım. Mesela bağımsızlar. Şöyle diyelim, eşittir. Bağımsız örneklem T testi hangisi arkadaşlar olacak burada? Ben U testi, tamam mı? Olacak. Bağımsız da. Ya da eşittir diyelim. Pearson'da Spearman korelasyon olacak. Tamam mı? Zaten bunun karşılığı hangisi? Tek yönlü varyans analizi dediği var ya bu arkadaşlar aslında. Parantez içinde ANOVA. Yazmayı unuttum. Bunun da karşılığı zaten yine aynı şekilde Kruskal-Wallis saç testi. Bağımlı iki grup T testinin karşılığı da bileceksin. İşaretli testi. Tamam mı arkadaşlar? Burada önemli olan başka hangisi? Tabloya bir bakayım. Aklıma gelmeyen var mı? Kruskal-Wallis, Van Weyl, işaretli sıralar. Tamam. Hepsi önemli olanları yazmışız. Tamam mı? Bunu şey yapabilirsiniz, not alabilirsiniz. Rica ederim be abi. Şimdi şöyle, mesela kısaca şöyle bahsedeyim ne olduklarından da. Şimdi bağımsız örneklem T'de iki grup vardır. Tamam mı? Bunu unutmayın. Hatta şöyle yapalım. Bunu da. Eşittir. İki farklı grup vardır. Tamam. Mesela ne gibi? Örneğin. İşte kadın ve erkek grubu. Mesela diyelim ki neyi araştırıyorsunuz? İşte depresyonun cinsiyet üzerindeki etkisi. Kadın ve erkek. Tabii ki bazen işte buraya şey de belirtmek istemiyorum falan da ekliyorlar. O zaman 3 olur. O zaman yapacağınız ANOVA olur. Tamam mı? 3 ve üzeri grup. Ama iki farklı grup varsa bağımsız örneklem T testi. Şu normal dağılımda olacak. Tamam mı? Bu normal dağılımda. Ama normal dağılım göstermiyorsa işte non parametrik yani normal dağılım olmayan.
Hatta şöyle diyelim, non parametrik, parametrik. Tamam mı? Normal dağılım olmazsa. Ya da parametriklerden çıktı. Peki. Pearson korelasyon, bu arkadaşlar ilişki, tamam mı? Arasındaki ilişki. Mesela benim yaptığım, yazdığım makale öyle. İlişki, tamam mı? Yani işte pozitif mi? Mesela pozitif mi? İşte negatif mi? Değil mi? Negatif. İşte nötr mü? Bunu ölçmeye yönelik. Spearman'ın da zaten nonparametrik karşılığı. Eğer 3 grup olursa arkadaşlar, 3 farklı grup olursa, 3 ve şöyle diyelim, 3 ve üzeri grup olursa kullanılıyor. Örneğin mesela ne gibi? Diyelim ki siz işte ekonomik düzey dediniz, tamam mı? İşte ne dediniz? Düşük, orta ve yüksek dediniz mesela. O zaman olabilir. Ya da mesela ne olabilir? Diyelim ki öğretmenlik kariyeri araştırıyorsunuz. İşte bu müdür mü? Müdür yardımcısı mı? Değil mi? İşte ya da öğretmen mi? Değil mi? Ya da işte aday öğretmen mi? Değil mi? Bak 3 ve üstü oldu. Bunun gibi. Tamam mı? Bunu zaten söyledik. Bağımlı iki grup t testinde de şu var arkadaşlar. Niye bu kadar kaygı? Şimdi bağımlı iki grup t testinde de biliyorsunuz arkadaşlar genelde bir program var değil mi? Genelde bir program var. Mesela ön test ve bir program diyelim. İşte akran baskısıyla, işte akran zorbalığıyla ilgili, tamam mı? Diyelim ki elinizde bir tane de akran zorbalığıyla ilgili, değil mi? Bir ölçek var diyelim ki. Siz bu eğitime başlamadan önce bir uygulama yaparsınız. Daha doğrusu önce ölçeği uygularsınız. Uygula. Daha sonra akran zorbalığı, tamam mı? Akran programını uygula ve aynı, bakın arkadaşlar unutmayın, aynı ölçeği bir daha uygula ve arasındaki farkı bulmaya yarar. Tamam mı? Tamam mı arkadaşlar? Bakın bir sorudan bayağı bir anlatım yaptık. Şöyle ekran görüntüsünü çekebilirsiniz, alabilirsiniz bunu. Şu an iyi mi Ayşegül? Ama parametrikleri karıştırmayın tabii. O şeyi de ekran görüntüsünü alırsanız diğerinde de güzel olur. Pearson mesela, bu ne diyelim, yanına not alalım. Parametrik. Tamam mı? Spearman non-parametrik test. Muskal Valli saç testi. Şöyle yapalım hatta. Ya niye tekrar tekrar yazıyoruz ki? Nonparametrik. Değil mi? Parova ise parametrik. Tamam mı? Bir Jackson işaretli sıralarsa bu da parametrik. Tamam mı? Aldınız mı? Var mı anlaşılmayan bir nokta, husus varsa
söyleyebilirsiniz. Yani bunu genelde çok fazla anlatamazlar çünkü kimse doğru düzgün bilmiyor bunu. Öyle bir sıkıntı var maalesef. Bu şekilde anlatılır, tamam mı? Aslında basit bir anlatımı var ama bilmediklerinden dolayı böyle karman çorban anlatıyorlar böyle. Bayağı işi sarpa sarıyorlar ama aslında çok basit. İki ve bu iki grup varsa bağımsız örneklem, 3 ve üstü varsa ANOVA, karşılıkları da bu şekilde. Rica ederim, ne demek. Tamam mı arkadaşlar? Böyle bir soru gelirse çok rahat ben bu anlatımla yapacağınızı düşünüyorum. Mesela hemen bununla ilgili bir soru çözelim. 9. soru. Bir bakın. D dedik de bir dakika arkadaşlar. Yanlış yaptım. Bir dakika. Tekrardan yayınlayalım. E'yi eklemeden. Şimdi bir bakın arkadaşlar buna. Şimdi hadi uygulayın bakalım. Öğrettiğimi size. Pandemi sonrası öğrencilerin psikolojik sağlamlık düzeyiyle ilgili diyor. Bir eğitim planlayan okul psikolojik danışmanı Seren, öncelikle öğrencilerin mevcut psikolojik sağlamlık düzeylerini bir testi ölçüyor. Ardından psikolojik sağlamlık eğitimi veriyor. Seren eğitimin ardından önceden uygulamış olduğu testi bir daha uygulamış ve aralarında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını incelemiştir. Şimdi nota bakın. Verilerin normal dağılım gösterdiği biliniyor. Okul psikolojik danışmanının kullanması gereken istatistiki analiz hangisi? Bağımsız örnekler. Bağımlı iki grup T testi. Will Jackson işaretli sıralar testi. Van Wyk U testi. Spearman sıra korelasyon katsayısı. Az önce örneğini vermiştim aslında. Abi ya, nam parametreyi işaretledin. Abi ya, nam parametreyi işaretledin. Neydi onun karşılığı? Bilacaksın, işaretli sıra testinin karşılığı neydi? T-test ama hangi T-test? Onu da dikkat etmen lazım. Evet, Rabia burada herhalde bir karıştırdı. Aynen. Aynen, bağımlı örneklem. Şimdi gayet güzel arkadaşlar. Ne demiştim? İki grup, ya şöyle iki grup demeyelim aslında. Şimdi elinizde tamamı bir grup var. Diyelim ki. Tabii ki kontrol grubu da kullanabilirsiniz. Bir deney grubu, bir kontrol grubu. Ama şimdi kontrol grubu aklımızı karıştırmasın. Şimdi bizim bir deney grubumuz var. Tamam mı? 10 kişilik bir grubumuz var. Şimdi biz de ne demişiz? Bunlara psikolojik sağlamlıkla ilgili, değil mi? Bir eğitim veriyoruz. Hani bir eğitim planlayacağız. Elimizde zaten şey, psikolojik sağlamlıkla ilgili bir test de var zaten. Yani ölçek var, daha doğrusu ölçekler var. O ölçeği alıyor şimdi. Bu 10 kişiye eğitim düzenlemeden önce o ölçeği bir defa uyguluyor, tamam mı? Ardından bu eğitimi uyguluyor 10 kişiye ve 10 kişiye uyguladıktan sonra bakın aynı ölçeği bir daha uyguluyorsun. Şimdi bağımsız örneklem TV var mı? Yani var mı erkek, işte kadın, başka ne olabilir? İşte ikili gruplarda. Şöyle bir düşünelim. Diyelim ki müdür ve müdür yardımcısını araştırıyorsunuz. Bu da iki, mesela arasında bir fark var mıdır diye bir soru yazdınız. Bu da iki grup sonuçta, değil mi? Ya da işte başka ne olabilir ikili grup? Evli ya da bekar, değil mi? Var mı böyle bir durum? Bağımsız örneklem TV testi olarak yok. Bir dakika. Verilerin normal dağılım göstermediği. Evet arkadaşlar, o zaman C şıkkı. Benim de dalgınlığıma gelmiş. Dağılım gösterdiği olarak okudum ben onu. Doğru. Haklısınız. İyi dikkat etmişsiniz abi. Kusura bakma. Sen doğru yapmışsın. Ben de öyle okudum. Ben normal dağılım göstermediği bilinmektedir demiş.
İşte şey oluyor ya, neydi onun adı? Beyin hep olumluyu okuma algısı, o yüzden hani altını çizme durumu var ya, işte ondan kaynaklı. Tamam mı? Sıkıntı yok arkadaşlar. Aynı mantık aslında. Yani bağımsız örneklem T testi değil. Hani orada kusura bakmayın yanlış yapmışım. Normal dağılım gösterdiği olarak okumuşum ben. Göstermediymiş bu. Evet. Şimdi o zaman bağımlı dursun, tamam mı? Lee Jackson da dursun. Şimdi Man-White-Yu testi ne demiştik? Bağımsız T testinin karşılığı demiştik değil mi? Man-White-Yu testi olamaz. Bu da gitti. Şimdi biz burada herhangi bir ilişki araştırıyor muyuz? Mesela benim makalemdeki gibi kariyer farkındalığıyla 21. yüzyıl becerileri arasındaki ilişki. Böyle bir durum var mı arasında? Hani şurada ilişki var mı? Yok. Herhangi bir ilişki de araştırılmamış. Şimdi gelelim parantez içine. İyi okumak lazım. Benim gibi hata yapmamamız lazım değil mi? Verilerin normal dağılım göstermediği. Yani normal dağılım göstermiyorsa ne olur arkadaşlar? Nonparametrik olur. Tamam mı? Nonparametrik test. Tamam mı? Şimdi bağımlı iki grup T testi ne demiştik arkadaşlar? Parametrik. Bileceksin da nonparametrik. O zaman cevap C, göstermediğine göre. Tamam mı? Tamam mı arkadaşlar? Biraz şeyden kaynaklı, yorgunluktan kaynaklı. Aklınızı umarım karıştırmamıştır bu durum. Ayşegül ve Umut. Tamam mı? Aynen o yazdığım kısmı dikkatlice bakın. Hatta çok zor değil. Şimdi yani Word'de bir tane hani ders bitmeden önce bir tane ben size yine ayarlarım yani. Çok önemli değil o. Tamam mı? Eğer normal dağılım göstermedi ve şöyle zaten normallik testini zaten Shapovalik'te şeyden yapılıyor. Neydi onun adı? Kolmogorov-Smirnov. Belki bunları duymuşsunuzdur lisansta falan. Şuna bakın arkadaşlar. Şimdi şıkkı nereye gitmiş? Aşağı kaymış. Evet. Şuna bir bakın arkadaşlar. E'de de şey var arkadaşlar. Şuraya da E diyelim. Bağımlı var. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bağımlı aynen. Bağımlı iki grup. Şimdi madde bağımlılığıyla ilgili araştırma yapıyor uzman psikolojik danışman. Ve madde bağımlılığıyla cinsiyet arasında anlamlı bir fark yoktur. H0 hipotezi ve H1. Yani aslında burada kafanızı karıştırmasın. Bu H0, H1 falan neydi falan bununla ilgili önemi yok. Şimdi madde bağımlılığıyla cinsiyet arasında anlamlı bir fark var mı ya da yok mu? Hatırlıyorsanız neydi? İki grubu kullanacaktık. Değil mi? Ve hangisi olabilir demişiz. Umut 3 grup mu var orada? İyi bak. Cinsiyet demiş. 3 grup mu oluyor cinsiyet?
Evet abi ya. Herkesten farklı farklı cevaplar geldi. A, B, C. Arkadaşlar aslında bunu söyledik. Değil mi? Şimdi cinsiyet kaç gruptu? Cinsiyet kaç gruptu onu bana söyleyin. Cevap A şıkkı. Ayşegül doğru cevap verdi. İki grup var cinsiyette. Erkek ya da kadın. Ne demiştik? Eğer iki grup varsa değil mi? Nedir? Ya bağımsız T testidir ya da bunun nonparametrik karşılığı nedir? Man-White-Yu testidir. Kurusal varlysaj 3 ve üzeri demiştik. 3 ve üzeri grup var mı burada? Yok. Regresyon analizi neydi? Yordama. Şunu not alın arkadaşlar. Eğer parçada yordama ile ilgili bir durum geçiyorsa bu regresyon analizidir. Yok. Hangisi bak olabilir demiş. Yani şu iki şeye gidecek. Ya bağımsıza gidecektik ya Man-White Yu'ya gidecektik. Yani hangisi olabilir dediğinde illa şeye de gitmene gerek yok. Yani sen orada özel bir durum belirtmediği sürece oraya gideceksin. Tamam mı? Şöyle bir durum var. Regresyon analizi yordama. Tamam mı? Yordama ile ilgili bir durum var mı? Burada herhangi bir yordama ile ilgili bir durum yok. Two-way ANOVA zaten işte iki tane farklı gruplar olması lazım. Bir üçten fazla. Bununla da bir alakası yok. Bağımlı iki grup herhangi bir program uygulama ya da işte aynı ölçeği bir daha ölçeme gibi uygulama gibi bir durum var mı? Yine yok. Tamam mı? Daha bir orada herhalde aklın karışmış, değil mi? Yani orada olabilir demiş zaten. Yani parametrik yoksa nonparametrik karşılığına gelip. Yani nonparametriği varsa şey nonparametriği yoksa parametriye gitti yani. Tamam mı? Şöyle bakalım bununla ilgili başka nasıl bir sorular çözebiliriz. Şimdi şey yapalım. İkincisine gidelim. İkinci testi. Biraz daha şey yapalım. Şu soruya bakın arkadaşlar. Test 2 soru 1. Hangisi kapsamlı psikolojik danışma programının temel özelliklerinden biri değildir? Gerçek başlatalım. A tüm öğrencilere yönelik kazanım değerlendirmesi sonuç odaklıdır. C program ardışık ve esnektir. Program okul öncesinden orta öğretimin sonuna kadar olan süreci kapsar. Her program hazırlanırken öncelikle öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınmıştır. Hangisi arkadaşlar? Evet arkadaşlar %67 doğru. Şimdi arkadaşlar şunu unutmayın. Kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programının temel özelliklerini hemen şöyle bir size göstereyim. Yapıştıralım şöyle. Şurası çok şey olmadığından dolayı şöyle bir şey yapalım.
Burada bir boşluk varsa şuraya yapalım. Şimdi kapsamlı PDR programının temel özellikleri. Bir, gelişimsel rehberlik modeline dayanır. Biliyorsunuz gelişimsel rehberlik modeli öğrencilerin ihtiyaçları değil mi arkadaşlar? Başka? İlgi, yetenek değil mi? Daha sonra gelişim dönemlerine yönelik olarak değil mi? Dayanan bir rehberlik modeliydi. Daha sonra tüm öğrencilere yöneliktir. Değil mi? Tüm öğrencilere işte sadece problemli öğrenciye yönelik değil. Aynı zamanda bu neydi arkadaşlar? Hatırlıyor musunuz? Çağdaş sınıf yönetim şeylerinden bir tanesi, yöntemlerinden bir tanesi de diyebiliriz. Tamam mı? Şöyle kırmızı olsun daha iyi olur. Akılda kalır. Öğrenci merkezli yaklaşım biliyorsunuz. Öğrencileri bir bütün olarak geliştirmeyi hedefler. Öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate alır ve süreç ağırlıklıdır. Değil mi? Bu bizim için nedir arkadaşlar? Önemli. Süreç ağırlıklıdır ve okul öncesinden liseye kadar olan süreyi kapsar. Kazanım değerlendirmesi sonuç değil, süreç odaklıdır demişiz bir daha. Tamam mı? Yani burada cevap nedir arkadaşlar? B şıkkı. Tamam mı? Tamam mı Ayşe? Ortaokul değil, orta öğretim. Evet, orta öğretim sonuna kadar olur. Sonuçta şöyle bir durum var. KPDR programı diyoruz ama. Yani tamam yaşam boyu ama yani sonuçta biz liseden çıktıktan sonra merkezi bir şey var mı? MEP var mı hayatımızda? Buna dikkat edin. Heh. Yani soru tipine dikkat edin. KPDR demiş. Yani şimdi kapsamlı program kimindir yani? MEB'in uyguladığı bir programdır yani. Şimdi biz liseden çıktıktan sonra hangi üniversite bize şeyi uyguluyor ki MEB'in bir kazanımı? Yani artık üniversiteler kime tabi oluyor? YÖK. YÖK programı. Üniversitelere özel kurumlardır. Tamam mı? Yani orada size anlayış falan deseydi evet dediğiniz doğru ama burada kapsamlı psikolojik danışma rehberlik programının temel özelliğini sormuş size. Yani yaşam boyu diyemeyiz biz burada. Tamam mı? Yani şu soruya bir baksak mı diyeceğim ama bu soru hani çıkmayacak bir soru tarzı olduğundan dolayı gerek yok. Bakalım. Yani şunu bir de şu soru üzerinden anlatsam güzel olur. Gayet iyi olur hatta. Şöyle şu soruya bakın arkadaşlar. Çünkü geçmiş yıllarda bu soru tipi yine benzeri bir çıktı yani. Geçmiş yıllarda böyle bir soru o tipi var. Bir bakın bakalım. Bakın bir araştırmacı mimarlık fakültesi öğrencilerinin öz yeterliklerini diyor sınıf düzeylerine göre farklılaşmadığını incelemek istemekte ve bunun için tek yönlü varyans analizi değil mi? Uyguluyor ve fark istatistiksel olarak anlamlı çıkıyor diyor. Peki bu farklılığın hangi sınıf düzeyinden kaynaklandığını anlamak amacıyla hangi testi yapması gerekiyor? Evet, bir tane doğru cevap var. Postdoc. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu postdoc neydi? Hiç anlatmadınız hocam diyeceksiniz. Şimdi anlatacağım bunu. Onun için zaten bu şeyi gösterdim. Tamam mı? Şimdi bu postdoc testi ne? Ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar baktığımızda sınıf düzeyleri. Şimdi sınıf düzeyleri kaç olabilir? Minimum 1 ile 4 değil mi? Çünkü üniversite burası. Yani minimum 1 ile 4 olabilir. 1 ile 6 olabilir, değil mi? Yani 1 ile 6 yani 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, 4, 5, 6 maks 6'ya kadar olabilir. Yani tıp fakültesi olarak düşünün ama mimarlık olduğundan dolayı 1 veya 5'tir. Tam ben de bilmiyorum ama 2, 3 ve üstü olduğu kesin, değil mi? Bunda hemfikiriz. Şimdi baktığımızda
Şimdi sınıf düzeyinin tek yönlü varyans analizini uyguluyor zaten. Yani tek yönlü varyans analizi ne demiştik? ANOVA demiştik arkadaşlar, hatırlıyorsanız. ANOVA. Değil mi? Şimdi ANOVA şöyle bir test. Yani tek başına, tamam mı, hangi gruptan kaynaklandığını bulamazsınız bundan. Onun için postdoc testleri vardır. Mesela ne gibi? Tukey gibi, değil mi? İşte Danıt C gibi, tamam mı? Danıt C gibi. İşte başka ne vardı? Hatta şöyle size göstereyim bak. SPSS'de. Kaç tane olduğunu bir bakın görün. Mesela arkadaşlar bu bir veri seti, tamam mı? Şimdi mesela diyelim ki buradan bir analiz yaptınız. İşte şuradan ANOVA'yı buldunuz. Bakın şurada postdoc testi var. Görüyor musunuz? Şimdi bakın gördünüz mü? Kaç tane postdoc testi var burada. Yani ÖSYM geçmiş yıllarda bununla ilgili bence çok acımasız sorular sormuş da. İşte LSE'de Bonfironi, Sidak, Şerif, işte daha sonra TAMS, Danıs C falan var mesela. İşte Gabriel, Tukey, Tukey B falan var. Dungeon falan var. Vesaire. Görüyor musunuz? Burada bir sürü Tukey testi var. Şimdi ANOVA testi tek başına yetersiz. Tamam mı? Hangi gruptan kaynaklandığını, hangi gruptan fark... Ya acaba tamam farklılık var ama bu farklılık acaba birinci sınıftan mı kaynaklı, ikinci sınıftan mı kaynaklı, üçüncü sınıftan mı kaynaklı, dörtten mi, beşten mi, altıdan mı? Mesela bunu bulmada sorun yaşanıyor. Ya da işte dediğim gibi müdür yardımcısı, öğretmen. Şimdi diyelim ki öğretmenlik kariyerde bir farklılık var ama bu müdürden mi kaynaklanıyor, müdür yardımcısı mı, öğretmen grubundan mı kaynaklanıyor? Bunu bulabilmek için de postdoc uygulamamız lazım. Yani işte daha yeni gördüğünüz Türkiye, Danıtçı, LSE'de falan gibi bir takım testler kullanmanız gerekiyor. Tamam mı? Bu da zihninizde dursun. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı Ayşe, Rabia, Umut? Sadece bunu bilmeniz yeterli. Şimdi bir tane boş Word sayfası açalım, tamam mı? Dersimizi bugün bitirelim ama ilk başta bir Word sayfası açalım. Boş bir. Şimdi mesela ne yapalım buradan? Tablo ekleyelim, tamam mı? Şöyle tam parametrik test isimleri. Şöyle bir şey yapsak mesela. Şuraya desek ki parametrik testler. Ve şuraya da nonparametrik. Şimdi mesela hatta şuraya şey de belki ekleyebiliriz. Özellik ekleyelim. Tablo çizdirelim. Mesela özellik diyelim. Şuraya kısa bir nokta. Tamam mı? Ne diyelim arkadaşlar? Mesela bağımsız bir testi. Tamam mı? Bunun karşılığı neydi arkadaşlar? Söyleyin bana. Bağımsız T'nin karşılığı. Değil mi? Man with no U testi. Man with no U testi. Bu kaç grup? Grubu neydi? Söyleyin. Grubu da söyleyin bana. İki değil mi? İki grup. Gayet güzel. İki grup. Karşılaştırma. Mesela ne diyelim? Örneğin. İşte ne olabilir? Cinsiyet. Değil mi? Kadın ve erkek mesela, değil mi? Daha sonra mesela medeni durum. Değil mi? Ya da mesela ben hangisini araştırmıştım? Var mı böyle iki grup aklıma gelen? Gerçi yorgunluktan biraz aklıma gelmiyor ama şu anlık böyle diyelim. Bunları zaten anladınız siz. Bu iki, bunlar yeterli. Derim mesela hangisine? Bağımsız diyelim. Mesela başlıcalarını yazalım, daha iyi olur.
tek yönlü işte varyans analizi, yani ANOVA diyelim, tamam mı? Bunun karşılığı neydi arkadaşlar? Değil mi? Gayet güzel. Kuruskal valli saç testi. Bu arada kuruskal valli de peki postdoc uyguluyor muyuz dersek hayır. Çünkü kuruskal valli saç testi hangi gruptan kaynaklandığını bulabiliyor. Tamam mı? Neydi arkadaşlar? Bu kaç gruptu? Üç ve daha fazlasıydı değil mi? Üç ve üzeri mesela grup. Hani ezbere gitmeyelim. Hani 3 ve bir yerde 3 ve üstü görüyorsunuz. Mesela neydi? Sınıf düzeyi. Değil mi? Mesela başka ne olabilir? Şöyle bir düşünelim. Düşünelim. Ekonomik durum gayet güzel. Düşük, orta, değil mi? Tabii sizin biraz da şeyinize bağlı. Siz mesela bir araştırmacıysanız ekonomik düzeyi atıyorum. Böyle işte 0, 2000, 2000 bir işte gerçi 2000'ler falan kalmamıştır da işte 0'la 6000, 0, işte 6000 ile 12000, 12000 ile 18000, 6 mesela böyle daha da uzatabilirsiniz. Ekonomik düzey dedik. Tamam mı? Daha fazla uzatmaya gerek yok. Eğer ne demiş? Şuraya da not alalım. Eğer farklılığı, tamam mı? Hangi gruptan kaynaklandığını öğrenmek istiyorsa postdoc testi yapılır. Tamam mı? Evet. Şimdi şöyle yapalım. Başka mesela ne vardı arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Mesela Pearson. Evet. Korelasyon kat sayısı. Evet. Tam parametreyi neydi bunun? Yaş olur tabii. Gayet güzel Ayşe. Evet yaş düzeyi de olur. Niye olmasın? Şuraya ekleyelim. Ama tabii ki yaşı böyle açmak lazım. İşte diyelim ki 18, 25, 25, 30 arası gibi şuraya yaş da yazalım. Spearman değil mi? Aynen gayet güzel. Spearman korelasyon katsayısı. Neydi arkadaşlar bu da? İlişki düzeyi. Değil mi? İşte pozitif mi? İşte pozitif yönde anlam pozitif yönde mi? Negatif yönde mi? Değil mi? Negatif yönde mi? Biliyorsunuz zaten bir de nötr olay var ama nötr tabii ki araştırmalarda çok fazla çıkmaz. Nötr diye bir şey yok. Yani ilişki yok diyebiliriz kısacası. Şöyle bir soru sorayım. Eksi 0,99'un mu ilişki düzeyi yüksek yoksa artı 0,98'in mi? Değil mi? Eksi. Tamam. Bunu iyi biliyor musunuz? Güzel gayet. Çünkü karıştırılıyor genelde. Yani her ne kadar iyi bilinse de bazen karıştırılabiliyor. Şöyle güzel bir yazı tipi de seçelim. Onun haricinde başka ne vardı? Bağımlı T testi vardı hatırlıyorsanız. Bağımlı T testi. Tam parametrik karşılığı neydi bunun? Bill Jackson işaretli sıralar değil mi? Bill Jackson. İşaretli sıralar. Değil mi?
Bunu da zaten biliyorsunuz arkadaşlar. İşte ne demiştik? Bir örneğin diyelim. Bir program uyguluyorsun. Ve uygulamadan önce bir ölçek uyguluyorsun. Tabii konuyla alakalı, tabii programla alakalı. Ardından uygulamadan sonra aynı ölçeği uygula ve arasındaki farkı incele. Tamam mı? Onun haricinde çok fazla test var. İşte Friedman vesaire var ama bunlar temeli. Temelini bilmeniz daha yeter zaten. Tamam mı arkadaşlar? Şu an biraz daha zihninizde yerleşti mi? Bu kısım. Şurayı da silelim. Biraz daha küçültelim şu tabloyu. Şu an güzel, yakışıklı duruyor, değil mi? Bunu bir dakika, şimdi bunu bir kaydedeyim ben, tamam mı? Burada paylaşılan notlar kısmına paylaşabiliyor muyuz ki? Görün bakalım. Paylaşılıyor. Biraz büyüteyim. Bunu mesela nasıl yapabiliriz ki? Ben bunu kaydedeyim. Olmadığı şeyi yollarım. Burada şey varsa. İyi mi arkadaşlar görüntü şu an? İyi bakın. Yok, sıkıntı değil. Aldıysanız sıkıntı yok. Aldın mı Rabia sen? Halbuki anlatımı dersimizde bitirelim arkadaşlar.